Evet arkadaşlar, PCX 125 yani 160-190 kalkış. 1-2-3. Evet arkadaşlar, PCX 160 ve 125'i yolda nasıl tenekeye çevirdiğimi gördünüz. Fren zank diye durduk. Şimdi buradaki sistem neydi? Birisi PCX 125, birisi PCX 160. İkinize birden comoloko. Nasıl kardeş? Geçti mi sen? Yemek sözün vardı. Ödeştik mi? Evet arkadaşlar, bir yemek sözümüz vardı. Şimdi de biz ondan bir yemek yiyeceğiz. İşte 160 ile 190 arasındaki fark bu işte. Bak ne kadar bizden önce çıkmıştı öbür PCX, gördün değil mi? Ya bak şimdi geçeyim, yine yakalarım arkasından. İşte farkımız bu. Haydi. PCX her zaman her yerde arkadaşlar, her türlü modifikasyona, her türlü performansa geliyor gördüğünüz gibi. Abi işte aradaki farkı görmen lazımdı. Gördüm işte, farkı gördüm artık. Bundan sonra etkaya girdim. Bizimle sidik yarışı yapanlar hep altına işedi. Evet, bu söz kime ait? Emre Çakmak'a ait. Emre! Hop! Bunu da ayrı bir video yapayım Kazım. Ben de yapacağım. Ben de yaptım. Seninkini 200'lük yapak. Beni her zaman geçmen lazım. Ben geçerim oğlum. Abi. Geçerim. 200'lük yapalım seni. Daha dik, daha bir dik rampa var mı? Test edelim. Var, gel hele, oradan gel yapalım. Haydi. Evet arkadaşlar, dik bir rampa denemesi yapacağız. İki motor yan yana. 160-190 arasındaki farkı burada göstereceğiz. Çünkü daha önceki durumda bu 160'ı o rampada
ayakta geçemiyorduk. Şimdi 190'a çıkınca, CC yükselince bu rampa aşırı dik bir rampa. Nasıl bir rampa? Oğlum ortalama geniş dur. Sen soldan ben sağdan. Hadi. Dur rampayı bir göstereyim. Bir dakika. Evet arkadaşlar. 160-190 kalkış yapacağız. Dik rampamız. Evet. Haydi. Bir. Evet Kazım baba. Tork kontrol açık ya. Hafif pati çekti ama götürdü yani. Geçti. Demek ki başarılı değil mi? Başarılı. Peki ne diyorsun? Gayet başarılı mı? Aynen ben de yaptırıyorum. Evet. Aynen. Arkadaşı ikna etmek için o kadar yol yaptık. Dedi ki bu rampayı dedi benden iyi çıkarsa dedi yaptıracağım dedi. Evet. Aynen ben anlaştığımız gibi. Görüşürüz. Hemen siparişini veriyoruz. Görüşmek aynen, üzere iyi günler diliyorum. Arkadaşlar gayet başarılı. Evet yan odamız vesairemiz. Piston fısır fısır. Şimdi öbür pistonla bunun arasında ne fark var? Neler değişecek onu göstereceğim size. Bundaki olayımız şu arkadaşlar bak. İçeride çift delik var. Yani bak yağ kanalı bak içeriden bak şöyle alttan içine baktığımız zaman bak bunda tek. Bunda çift taraflı yağ sekmanı hem alttan hem üstten pistonu soğutmuş olacak. Arasındaki fark da nedir arkadaşlar? Şöyle baktığımız zaman tepe yapıp baktığımız zaman bak şu kadar fark var bak. Fark o da 5 milim. O 5 milim de nereden baksan 40-50 cc fark ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar diyeceksiniz ne yapıyor? Hep beraber görelim. Haliyle 129 yapıyor. Yani burada varyatörle oynama yok, hiçbir şey yok. Her şey zır orijinal arkadaşlar. 129 yapıyor. Şimdi TCX'imize bir takım geçmişte olduğu gibi üflemeler yapacağız. Ne yapacağız arkadaşlar? Varyatöre üfleyeceğiz. Varyatöre üfleyeceğiz. Ne diyecek? Ona bakacağız. Tekrar bakalım. TCX'imiz burada biz neyi baz aldık arkadaşlar? İlk kalkış yani 0 ile 100 kilometre hıza 10 saniyede erişiyor. Şu anki onu yakaladık. Yani 10 kilometreyi 1 saniyede yapıyor. 20 kilometreyi 2 saniyede. 10 saniyede 100 kilometre hız yapıyor. Daha ne desin? Hani şöyle anormal bir atak var. Yani benim Burkman 200 vardı biliyorsun. Evet. Ondan seri olmuş diyebilirim. Evet. Çünkü o biraz ağırdır. Zaten bu, biz bu ARGE çalışmalarındaki amacımız nedir biliyor musun? 125 cc ile 150'yi, 200'ü, 250'yi tenekeye çevirmek. Yani amacımız bu. Yani 125 cc ile 250 cc gibi performans evet. Elde etmek. Yalnız bu güç kesinlikle varyatörün üflenmesini istiyor. İşte bağırıyor. Yani diyor ki biraz da varyatörden üfle diyor. Şimdi üfleyeceğim. Motor güçlü kaldırır yani. Çok güçlü. Kaldıracak inşallah. Yani 120 falan 120 görüyorsun. Falan değil abi. Hedefimiz 150. 120 gördün. 120 gördük. 150'yi yani, göreceğiz. Evet. Motor çok güçlü. Alalım görüşlerinizi. Müthiş olmuş. Harika olmuş. Evet, uçuyor mu? Tam bir savaşçı. Yakuza gibi. Yakuza gibi. Kaldırıyor. Tesla gibi diyenler var. Evet. Gözlerine bir bakalım. Sen yaş konuşma, geldi. Ben konuşmama gerek yok. Gözlerim konuşabiliyor zaten. Evet. Ne hissettik? Sen de 125'e biniyorsun değil mi? Aynen. 125'e biniyorum. Bu ne şey yani? Daha bu? Yok. NMAX mi? NMAX. Yanında halk yemiş yani. Değil mi? Böyle bir şey olamaz. Yok. NMAX. Geçemez bunu.